Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere bazı durumlardan bahsedeceğim. Kuşlarımı göstereceğim. Zuzu, yani Sultan Papağan maalesef öldü arkadaşlar. Yani bu bir hafta önce falan oldu. Hatta iki hafta neredeyse. Çok acayip üzüldüm. Bayağı bir çok kötü oldu. Ağladım. Kuşumun kafesini, Zuzu'nun kafesini ve Ciciri'ye verdim. Şu anda şey yapıyor. Şöyle bir kafes yaptım, göstereyim ben size. Şu altta bir tane Y çubuk var. Şurada da bir tane en başta, tabii ki olmazsa olmaz, şurada şey var. Bakın ya, yaramazlara bakın. Bu kafes yerleri arada bir yer değiştiriyor. Mesela burada küçükte duranın haksızlık olmasın diye büyükte durandan bir tane buraya koyuyorum. Bu hafta hafta değişiyor tabii ki de, hastalıklar haricinde. Öyle arkadaşlar. Tombişimiz burada. Cici kuşumuz burada, boncuğumuz da burada ve size güzel bir haberim var. Bir tane daha muhabbet kuş alacağız arkadaşlar. Ben o sırada uzun uzun zamandır video çekemiyordum çünkü 8. sınıfım ve bayağı yoğun ders çalışıyoruz. O yüzden çekemedim. Aslında şunu fark ettim, benim çocukluğum YouTube'da geçti neredeyse. Bayağıdır bir YouTube'dayım, bir hesaplamaya çalışayım. Tam olarak 6 yıldır YouTube'da video çekiyorum. Eski videolarımı sildim tabii ki de. Çok rezil olucuydu. Evet, şimdi size kuş kafesinin nasıl şey olacağını bahsettim. Bahsettim de. Öncelikle ölen bir kuşunuzun kafesini başka bir kuş için kullanacaksınız. Bu iş biraz riskli. Çünkü ölen kuş niçin öldü, bulaşıcı bir hastalık mı, virüs mü, gribal bir şey mi bilemeyiz. Ben doktor gibi konuştum. Şimdi mesela kuş öldü, kafesin tabanına yatıyor. Bu kuşu alıyoruz, güzelce bir yere gömüyoruz, çöpe atmıyoruz. Sonra bu kafesi yaklaşık 1-2 hafta oksijen ve bol güneş ışığı alan, bir yere koyuyoruz. Şuradaki kuşlara bak. Sonra o zaten virüs bir şekilde öldüyse, o virüsten dolayı, güneş ışınları ve oksijenden dolayı virüsler ölür. Korona da aynı şekilde. Korona değildi ama kuş, şimdi onu biliyoruz. Sonra arkadaşlar, bu kafesin A'dan Z'ye kadar şu gördüğünüz her bir çizgisini bile ben tek tek sildim. Kuşuma, çünkü zaten bir tanesini kaybetmişim. Bir daha olursa gerçekten çok kötü olur benim için. Gerçekten. Onun için suluğunu zaten başka suluk kullanın. Ben başka suluk aldım. Şöyle göstereyim. Yemliklerini, suluklarını, şu tabanını zaten onu baştan temizleyin. Şu ızgarasını. Suya değil ama. Sadece suya temizlerseniz çok etkili olmaz. Hatta şu gaga taşlarını, her şeyini değiştirin. Çubuklarını bile değiştirin. Ben zaten bu çubukları takmıyordum. O da şu yüzden, hayvanın ölmeden önceki mikropları bulaşır. Oraları yapışabilir. Bu kuş da yazık, zavallı gelir oraları oynar. O da hasta olur aynı şekilde. Hiç gerek yok. O yüzden alıyorsunuz arkadaşlar. Kuşun ulaşamadığı yerlere, bakın bu çok önemli. Ulaşamadığı, kafesin içindeki ulaşamadığı yerleri, yani şu peçeteyi koymuşum ya, ızgaradan dolayı ulaşamıyor mesela. Orayı deterjanla yıkadım. Ama ulaşabildiği yerleri, mesela şu terlerin şeylerini doğal yöntem olarak sirkeyle yıkadım. Bu çok çok önemli. Kuşunuzu temiz yapmak isterken zehirleyebilirsiniz. Bu olabilir yani. Çünkü deterjanlı şeyler onları zehirler. Ulaşamadığı yerleri. Onlar deterjanı sildim zaten, bir tek şu alttaki şunu sildim. Ya iç tarafını. Onu deterjanla yıkadım. Öbür tellerini tek tek adı ne? Sirkeyle yıkadım. Onu nasıl yaptık? Bir kaba sirke döktüm. Sonra peçeteyi batırdım şöyle. Bu da alıştı ha, ciciriklemeye. Sonra arkadaşlar bu peçeteyi sirkeye batırdım ve sirkeli peçeteyi şöyle tek tek şöyle sildim. Bu biraz zor oldu. Şimdi çubuklara gelelim. Bunlar pet shop'tan alınmış değil. Pet shop'tan almayın kuşlarını da, çünkü çok yazık onlar için. Bakın bir tek şu benimki pet shop'tan alınan, plastik olandan. O da şu yüzden, buna tahta çubuk olmuyor.
Bir de çok o sağlık, bu yine sağlık olanlarında ben size bir şey göstereceğim şimdi, bir dakika. Bakın şurada bir şey var. Ya size nasıl? Bunlar bir kere çok kötü oluyor. Hayvan yani şunun ucuna geldiğinde şöyle sarkıyor. Hayvan düşecek gibi oluyor ve gerçekten çok kötü. Ayaklarını acıtıyor şu altı. Hatta bazılarınız bilmeyerek şu şekilde takıyor. Hayvanın ayakları felç oluyor, kanser oluyor hayvan. Onun için bunları kesinlikle takmayın. Gerçekten hayvanınızı öldürmek için takabilirsiniz yani. O derece söyleyeyim. Bu da aynı şekilde daha plastik ve sert olanı. Bu da aynı şekilde. Şu alt delik olanları hiç almayın bile. Bunda şöyle bir şey var. Bu aslında daha güzel öbürlerine göre. Yani illa bir şey takacaksanız bunu takın. Ama bu da gördüğünüz gibi bakın. Buraları çok tırtıklı olduğu için hayvanın ayaklarını acıtıyor. Bu da güzel bir şey değil. O yüzden bu üç çeşitten asla almayın. Şimdi size ben nasıl doğadan çubuk alıp onları nasıl yapacağınızı göstereyim. Şey sert yani yaş değil. O yeşil olan var ya hani. Yeşil dallar. Yani yaş olmayan dallardan alıyorsunuz. Yerde işte mesela sokaklarda var. Gösterebilirsem. Çöplerin yanında oluyor bazen. Tabii ki de çok pis yerlerden almayın. Belki ağaçtan bile kopartabilirsiniz ama tomurcuklu olmasın. Ya şuradan tomurcuk çiçekleri açıyor ya. Onlar olmasın arkadaşlar. Çünkü onlar yazık. Hem çiçek olacak hem de kuş için zararlı. Önce alıyorsunuz bir tanesi. Dal alıyorsunuz. Aynı böyle kahverengi olsun, sert olsun. Yani yaş olmasın. Yaş olursa sütü olabilir içinde. Sütte kuşu zehirler. Bayağı bir kötü şeyler olur. Sonra ne kadar yaş olması ihtimaline karşı. Bunları aldım ben. 1-2 yıl boyunca balkonda beklediniz. Zaten ben unutmuştum bunların yerlerini bile. Sonra arkadaşlar alıyorsunuz çubuğu. Bayağı bir bekletiyorsunuz. 1-2 yıla gerek yok ama işte yaşsa kuru şey olgunlaşsın diye. Sonra bunu güzelce sirkeli suyla yıkıyorsunuz. Yine deterjanlı değil. Sirkeli suyla bayağı bir güzel yıkıyorsunuz. Zaten bildiğiniz çamur akıyor her seferinde. Bir 10 defa yıkadım ben neredeyse. Veya şöyle de yapabilirsiniz. Yıkadıktan sonra isteğinize bağlı olarak bıçak ile bunun kabuklarına soyabilirsiniz. Kuşunuzun yemesini istemiyorsanız. Zaten bakın bu soyulmuyor bak. Soyulmuyor. Ya ne kadar yaparsam yapayım olmuyor. Çünkü olgunlaşmış ve sert. Eğer soyuluyorsa o çubuk daha olmamıştır. O yüzden onu bıçakla bir şey yapmanız lazım. Kabuklarını soymanız lazım. Evet. Annem sesleniyor ama ben videodayım, ne yapacağım. Bunları yıkadıktan sonra kurumasını bekliyorsunuz. İçinde sirke kalmasın. Güzelce yıkayın. Sonra normal asıyorsunuz. Hatta böyle dengesiz olmasın diye bakın ben iple sabitledim bunları. Yani şey olmasın diye. Bir de çok önemli bir şey daha vereyim size. Bitiyor vereyim. Bayağıdır kuş besliyorum o sırada. Şu bu tür kafeslerde yani büyük kafeslerde şu en üst kata bir tane çubuk koy. Onların çok hoşuna gidiyor. Bakın hepsini de öyle yaptım ben. Çok tatlısın ya. Küçük tontişim benim. Evet. Bu videomuz buraya kadardı. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bayağıdır video çekemedim ama şu koronavirüsü sayesinde 2 hafta tatil oldu. Çekebildiğim kadar video çekeceğim. Yarın bir bahçe vlogu gelebilir yine. Bahçemizi gösteririm. Bir de size çok güzel bir haberim var ama 1,5 yıl sonra açıklayacağım onu. Şimdi söyleyemem çünkü. 1,5 yıl bekleyeceğiz artık. Ben de bekleyeceğim. Evet. Öyle. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Köpeğim Moka ile hani biliyorsunuzdur. K9 köpeğim Moka ile ve bahçe vloğu çekeceğim. İsterseniz bitkilerimi bile çekerim. Siz yorumlara yazın. Ne istiyorsanız çekerim. Bayağıdır bir ihmal ediyordum. Görüşürüz arkadaşlar.